Herkese tolgozbek.com kanalından merhaba. Türk Hava Kuvvetleri son yılların en ciddi mesaj yüküne sahip görevini 17 Nisan 2020 tarihinde gerçekleştirdi. Yaklaşık 7,5 saat süren uçuşta farklı hava üslerinden kalkan 16 savaş tanker, havadan ihbar kontrol ve nakliye uçağımız Doğu Akdeniz'de gövde gösterisi yaptı. Bu 7,5 saatlik süre içerisinde Türkiye aynı zamanda bölgede petrol arama çalışmaları yapan çeşitli sivil gemilerimize desteğin yanı sıra herhangi bir olası bir durumda da Libya'ya havadan müdahale edebileceğinin mesajını dünyaya vermiş oldu. Gelin önce bu 17 Nisan'daki yapılan operasyonun detaylarını birlikte konuşalım. Arkasından gelişmeleri ve ne tür kabiliyetlere sahip olduğumuzu birlikte irdeleyelim. Türk Hava Kuvvetleri'nin gövde gösterisi 17 Nisan sabahı Adana İncilik'te bulunan 10. Tanker üstten havalanan 3 adet KC-135R ile başladı. 4 motorlu bu uçaklar aynı zamanda nakliye ve tanker görevlerinde kullanılıyor. Yani bu uçağın arkasına yaklaşan F-16, F-4 gibi savaş uçaklarımız veya E-7 Barış Kartalı gibi havadan ihbar kontrol uçaklarımız yakıt ikmali gerçekleştiriyor ve böylece normal menzillerinin daha da uzamasını ve daha uzun saatler havada kalınması gerçekleştirilmiş oluyor. 3 adet KC-135R uçağımızla birlikte bir kısmı Adana İncirlik'ten bir kısmı da farklı üslerden toplam 11 adet F-16 tipi savaş uçağımız havalandı. F-16'lar havalandı diyoruz bu tür bilgiler flight radar gibi, military radar gibi sivil kullanıma açık kaynak paylaşımlarından bu bilgileri aldık. Uçak sayısı daha da fazla veya daha da düşük olabilir ama bizim tespit edebildiğimiz uçak sayısı şu anlık 11 adet F-16. F-16'lar bu göreve giderken kanat ve gövde altlarında birer ek yakıt tankı. Bunlar atılabilir yakıt tankları uçağın tabii ki taşıma kapasitesini e, yakıt tankı olarak biraz kısıtlıyor. Yani o bölgelere hava hava füzeleri, hava yer füzeleri, bomba takabilmeniz gerekirken bu yakıt tanklarını takarak yaklaşık uçağın minimum 2,5 saat havada kalmasını sağlayabiliyorsunuz. İncilik'te paylaşılan Milli Savunma Bakanlığı'nın görüntülerine göre bu F-16 uçaklarımızın ayrıca kanat uçlarında birer adet Amram M120 hava hava orta ve uzun menzilli füze ve aynı zamanda kanat altlarında da ikişer adet M9X Sidewinder tipi kısa ve orta menzilli hava hava füzeler olması da dikkat çekti. Kalkan F-16 ve tanker uçaklarımıza Konya'dan havalanan Barış Kartalı uçağımız. Barış Kartalı uçağının görevi E7T olarak adlandırılıyor. Havadan ihbar kontrol ilk görevleri için gerçekleştiriliyor bu uçak. Bu uçakta bölgede etrafı tarayarak alçak veya yüksek irtifadan yaklaşan hedefleri, hava hedeflerini ve aynı zamanda deniz üstü hedeflerini de geniş bir coğrafyada görerek bu uçaklara bilgi vermek amaçlı burada görev yaptı. Bu uçaklara ek olarak bir de Kayseri Erkilet 12. Ana Ulaştırma Üst Komutanlığından havalanan C-130 tipi 4 motorlu askeri nakliye uçağımız vardı. Bu uçakta da arama kurtarma ekipleri taşınıyordu. Allah korusun bir operasyon sırasında bir arıza ile birlikte bir pilotumuz örneğin F-16'dan atladığı zaman bu uçak çok kısa süre içerisinde bu bölgeye ulaşacak arama kurtarma timlerini paraşütle veya gövde içinde taşıdığı özel botları atarak pilotların veya pilotun kısa süre içerisinde kurtarılmasına yardım edilecekti. Aynı zamanda bu bota pilot alındıktan sonra arama kurtarma ekipleri tarafından gerekiyorsa sağlık müdahalesi bu uzman ekipler tarafından yapılıyor. Bu uzman ekipler arama kurtarmada aynı zamanda tabi silahlı ve çok iyi eğitimli e, komandolar ve bölgeye de deniz üzerinden deniz kuvvetlerinin veya yönlendirilebilecek bir helikopterin gelmesine kadar pilotumuzun emniyetini sağlamak amaçlı tedbir alacaklardı. Bu uçaklar kalktı. Bölgede uçuş gerçekleştirdiler ve bölgede uçakların bir kısmı da Libya açıklarına gitti. Libya açıklarında halen Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait çeşitli gemiler görev yapıyor. Karada ise e, şu an bir iç savaş devam ediyor. Libya'daki ulusal mutabakat hükümetini Türkiye destekliyor. Karşısında ise e, ayaklanmış Hafter güçleri var. Hafter güçlerinin arkasında da en çok Ön plana çıkan hamisi diyelim bunların da Birleşik Arap Emirlikleri. Onların verdiği çeşitli hava savunma sistemleri, İHA sistemleri var. Karşısında da e, bölgede büyük bir başarıyla görev yapan TB2 bayraktar insan hava araçları var. Bu iki insansız hava aracının Hafter e, tarafındaki Çin yapısı Winglo ile e, mutabakat hükümetinin elindeki TB2'lerin nasıl karşılaştığını geçmiş videolarımızda zaten sizlere bilgi vermiştik. Bu görev uçuşunun bir anlamda kısa menzilli amacı diyelim e, Kıbrıs adasının güneyinde Türkiye petrol arama çalışmaları yapıyor. Aynı zamanda da Libya ile Libya Ulusal tabaka hükümeti ile de Türkiye'nin yaptığı bir anlaşma var. Karşılıklı bu anlaşmalarla Akdeniz'de geniş bir saha içerisinde Türkiye ve Libya ortak petrol arama çalışmaları yapıyor. Tabii ki bu arama çalışmaları e, başta Yunanistan, İsrail, Mısır olmak üzere bölgede çok hoş karşılanmıyor. Çünkü çok ciddi geniş bir alan, e, petrol sondaj gemileri, arama gemileri Deniz üzerinde Akdeniz'de yanlarında Türk Deniz Kuvvetlerine ait unsurlarla görev yapıyor. Aynı zamanda bu tatbikat denizde deniz kuvvetlerimizin koruması, havada da hava kuvvetlerimizin şemsiyesinin gösterilmesi açısından da böyle bir ciddi bir e, güç gösterisi gerçekleşmiş durumda. Gelelim Libya operasyonuna. Olası bir durumda Türk Hava Kuvvetleri Libya'yı vurabilir mi? Gelin böyle bir operasyon nasıl yapılır? veya neler üzerinden denenerek bu gerçekleştiriliyor? Gelin bunlara bakalım. Öncelikli olarak Türkiye'de bir hava hüssü veya meydan olarak baktığımız zaman Libya'ya en yakın yerlerden biri Muğla'daki Dalaman Hava Meydan Komutanlığı. Dalaman aynı zamanda sivil bir havalimanı ama burada Pistin bir tarafı askeri olarak ayrılmış durumda. Bu bölgede sürekli F-16 uçaklarımız hem Ege hem de Akdeniz merkezi uçuşlarını Dalaman üzerinden gerçekleştirmekte. Dalaman'dan Trablus'a bir yukarıdan böyle bir kuş uçuşu bir rota çizsek ki bu yaklaşık Girit Adası'nın üzerine veya Girit Adası'nın kuzeyi veya güneyinden geçerek yaklaşık 800-850 millik deniz mili yani yaklaşık 1500-1600 kilometrelik bir menzil oluşturuyor. Bu menzilde örneğin bir görev yapılacak F-16 uçağımız kalktı diyelim. Biraz önce de örnek verdiğim gibi kanat altında iki yakıt tankı gövde altında da tek bir yakıt tankı takıldığı zaman F-16'lar ortalama 2,5 saate yakın havada kalabiliyor. Buradan bu 1500 kilometreye gidiş, geri dönüş ve üzerine de artı bir 30 dakikalık bir görev süresi konulduğu zaman yaklaşık bir veya iki kez yakıt ikmali yaparak F-16'larımız bu görevi gerçekleştirebilecek kapasiteler. Basitçe anlatmak gerekirse bir KC-135R tanker uçak, çok da uzun süre havada kalabiliyor, 4 motorlu bir uçak, bir görev sortisinde 40 F16'ya havadan yakıt ikmal yapabilme kapasitesine sahip. Yani Türk F16'ları Libya'ya gayet rahat gidebilir bir veya iki yakıt ikmalle görevini yapıp rahatlıkla Türkiye'ye dönebilecek kapasiteye sahipler. Geçmişte Libya'ya yapılan Kaddafi e, döneminde yapılan hava operasyonlarında Benzer operasyonlar Türk Hava Kuvvetleri tarafından gerek İtalya gerekse Dalaman'dan katılarak yapıldı. Bu konuda da pilotlarımızın ciddi tecrübelerinin olduğunu hatırlatmakta fayda var. Tabii ki böyle bir operasyonda havadan ihbar kontrol uçağımız, barış kartalı uçağımız bölgede olacaktır. Arama kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla yine e, arama kurtarma komandolarını taşıyan c 30 gibi uzun menzilli ve uzun süre havada kalan uçaklarımız Kurtarma botlarıyla birlikte bölgede görev yapabileceklerdir. Yani Türkiye bir bakıma Libya'da havadan da bayrağını gösterebilecek kapasiteye sahip. Bölgeye baktığınız zaman tanker uçaklar gerçekten Türk Hava Kuvvetleri için çok önemli bir çarpan güç. 7 adet KC-135R tipi havada ikmal uçağımız var. Örneğin Yunan Hava Kuvvetleri'nin bir tanker uçağı bulunmamakta. Ee, onlar da pilotları bu eğitimleri İsrail'le yaptıkları ortak tatbikatlarda alıyorlar. Veya NATO görevlerinde bazen e, çeşitli tanker uçaklardan Yunanlı pilotlar havadan yakıt ikmali yapıyorlar. Ama Türk Hava Kuvvetleri uçakları için, operasyonları için e, bunlar pilotlarımızın çok alışık olduğu, havada çok uzun süre saatler kalabilmeleri sağlayan bir operasyon türü. Havadan ihbar kontrol yani HİK görevleri ise Türk Hava Kuvvetleri uzun süredir Boeing 737'lerden geliştirilen e, Barış Kartalı uçaklarına sahip 4 adet uçağımız var. Bu uçaklar Konya'da 3. Anajet Üst Komutanlığı merkezli. Konya'dan kalkıp onlar da tanker uçaklardan yakıt ikmali yapıp çok uzun süre havada kalabiliyorlar. Karadeniz, Ege, Güneydoğu, Suriye sınırı, Akdeniz derken bütün hava sahamızı ve çevresini havadan e, tabiri caizse santimetre santimetre kontrol edebilecek kapasiteye sahipler. Sonuç olarak nasıl deniz kuvvetlerimiz mavi vatanla tüm kara sularımız ve bununla birlikte uluslararası sularda Türkiye'nin haklarını takip ediyorsa onlara da hava şemsiyesi Türk Hava Kuvvetleri tarafından başarıyla sağlanıyor. Uzun menzilli dünyada çok az ülke hava kuvvetinin sahip olduğu özellikleri Türk Hava Kuvvetleri bu şekilde kullanılmakta. Koronavirüs nedeniyle her gün saat 19'da yeni bir video ile karşınıza çıkıyoruz. Umarım videolarımızı beğeniyorsunuzdur. Lütfen sorularınızı bize yorum yaparak iletin. Beğenilerinizi de eksik etmezseniz videoların aramalarda daha fazla bulunacağı daha fazla insana ulaşacağını da lütfen unutmayın. Bize sorularınızı, daha detaylı sorularınızı info@tolgozbek.com mail adresine yollayabilirsiniz. Detaylı havacılık haberleri ise tolgozbek.com sitemizde. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.